Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Bu programda sizlere müminin itaatkar olmasından bahsedeceğim. Cenab-ı Allah birçok ayet-i kerimede "Yatiyullah ve yatiyur Rasul" Allah'a ve Peygamber'e itaat edin buyuruyor. Birçok ayet var bu konuda. Evet, müminin buna göre itaatkar olması gerekiyor. Söz dinleyen bir kişi olması gerekiyor. Bildiği doğruları yapan, yerine getiren, doğrudan şaşmayan bir kişi olması gerekiyor. Çünkü itaat bunu gerektiriyor. Hani bin Yezid, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini bizlere naklediyor. Sen güzel ve hoş konuşmaya, selamı bol yaymaya ve yemek yedirmeye devam et. Şimdi bu söz dinlemekle ilgili bir hadis-i şerif. Güzel şeyleri genel olarak yapmak ve itaat etmekle ilgili bir hadis-i şerif. Yani bir mümin konuşurken güzel şeyleri konuşacak, konuşma konusunda itaati olacak, sosyal hayatta itaatkar olacak, sair insanlarla irtibatı iyi olacak ve hayır ve hasenat sahibi olacak. Hayır ve hasenat sahibi olma konusunda da itaatkar olmaya devam edecek. Şimdi söz dinlemek ve itaat etmek, bunlar birbirlerine biraz yakın şeyler. Yani her ne kadar işte söz dinlemek ayrı bir şey, itaat etmek ayrı bir şey gibi gerekiyorsa, yalnız sebep-sonuç itibariyle, iktiza bakımından bunlar birbirini gerektiren şeylerdir. Yani şimdi siz bir söz dinliyorsanız, onu sadece dinlemek için dinlemezsiniz. O söz bir anlam ifade eder ve o anlamın gereği neyse onu yerine getirmeniz, onu yapmanız gerekecektir. İşte o da itaattir. Söz dinlemek ve itaat etmek, bunlar birbirinin lazımıdırlar. Söz dinliyorsanız itaat etmeniz gerekir. İtaat ediyorsanız söz dinliyor sayılırsınız. Birbirlerinin gereği olan şeylerdir. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadislerinde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: söz dinlemeye ve itaat etmeye bak. Söz dinlemeye ve itaat etmeye bak. Tabii söz dinlemeye derken burada daha ziyade Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler kastediliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri kastediliyor. Yani sen Kur'an'ı dinle, Peygamber'in sözünü dinle. Ama dinledikten sonra öyle oturup kalma. Ayrıca sonradan bu söz neyi gerektiriyorsa onların gereği olan şeyleri yap. O söze itaat et. Sevdiğiniz veya sevmediğiniz hususta da olsa, yani itaat ne de olacak? Şimdi itaat edilecek olan şey bir defa doğru bir mesele olacak, doğru bir söz olacak. Ha, bazen bir takım doğru şeyleri yapmak insanın ağırına gidebilir. Ki yani bugün mesela namaz kılmak söz gelimi birçok insanlar için ağır olan bir şeydir. Yani çok insanlara bakıyoruz mesela namaz kılıyorlar mı, kılmıyorlar. Şimdi sorsak desek ki Müslüman mısın? Evet, elhamdülillah Müslümanım. Bir Müslüman olarak namaz kılmanın gerekli olduğunu da kabul ediyor musun? Evet, kabul ediyorum. Doğru. Peki, kılıyor musun? Hayır, namaz kılmıyorum. Hayır, namaz kılmıyorum. Şimdi sözü duymuş, sözü dinlemiş ama itaat etmemiş. Yani neden itaat etmemiş? Biraz ağır geliyor. Bir de tabii ağır gelmesi esasen vesveseden kaynaklanan bir şey. Yani şimdi şeytan ona vesvese veriyor. Yani bu namaz işte bayram namazı gibi senede bir iki kere olsa
Yani bunun kılması kolaydır. Hatta cuma namazı gibi haftada bir kere olsa, yani bayram namazına göre biraz zor ama yine de kılınabilir. Fakat her gün her gün ve bir de günde 5 defa, bu çoktur. Bitmez ki. Hele bir düşün. Mesela 40 sene yaşayacak olsan, 40 sene namaz kılmak durumunda olsan. İşte 40 senede şu kadar gün var. Onu bir 5 ile çarptığın zaman şu kadar zaman alır bu. Hatta işte o kadar 40 sene içerisinde senin senelerce namaz kılman gerekir. Senelerce namaz kılman gerekir. Senelerce namaz kılınır mı? Yani şimdi bir başlayacaksın, senelerce namaz kılacaksın böyle. Bu kolay baş edilecek olan bir şey değil. Şimdi tabii şeytan doğru olan bir şeyi bir yerde yanlış yerden gösteriyor. Şimdi evet, namaz günde 5 defadır. Ama bir defa Cenab-ı Allah bu namazı 5'e bölmüş. Yani o gün kılmanı istediğin namazın tamamını aynı vakitte kıl demiyor. Bir defa 5 parçaya bölmüş. 5 parçaya bölünce her bir parçasını bir defa ayrı ayrı zamanlarda yapmak daha kolay olur. Hepsini belki bir kere de yapayım desen ağır gelebilir, çok gelebilir, uzun gelebilir. Ama Cenab-ı Allah bunu bir defa 5'e bölmüş. Ve üstelik bunu ne zamanlarda istiyor senden? Böyle gecenin ortasında kalk namaz kıl demiyor. Genellikle senin de ya böyle yemek yemeye çekileceğin bir zamanda ya da böyle işten biraz yorulup da şöyle biraz dinleneyim diyebileceğin bir zamana denk geliyor. Yani hasreten mesela eskiden sabah namazı herkesin normalde güne başladığı bir zamandı. Herkesin güne başladığı bir zamandı. Hatta mesela şöyle hükümler var. Diyelim ki bir kişiyi çalıştırsanız ne zaman çalışacak, ne zaman iş yapacak size? Onun cevabı genellikle eskiden gün doğumundan gün batımına kadardır. Hani bu 8 saat çalışma standardı sonradan getirilmiş olan ve son yüzyıl içerisinde getirilmiş olan bir standarttır. Eskiden çalışma zamanı gündüz olduğundan dolayı gündüzde tam olarak güneşin doğması ve başlayıp güneşin batmasıyla da bittiğinden dolayı gün efendim işte doğuşundan gün batımına kadar bu kişi çalışacaktır diye düşünülmüş böyle. Hani mümin kafir herkes daha güneş doğmadan önce kalkar, efendim yemeğini yer, ondan sonra çalışmaya hazır olur. Şimdi çalışma şartları öyle idi. İşte bir kişi Müslüman ise kalktığında namazını kılar, ondan sonra yemeğini yer, sonra işine başlar. Tabii bir işe başlayınca da bunu böyle kesif olarak ta güneşin batışına kadar devam ettirmesi mümkün değil. Arada yeme ihtiyacı var, başka ihtiyaçları var, dinlenme ihtiyacı var. İşte dinlenirken o arada bir öğle ikindi namazları da geliyor. Cenab-ı Allah orada kısa bir süre içerisinde bunları da insanlardan yapmalarını arzu etmiş. İnsanlardan bunları da yapmalarını arzu etmiş. Ama tabii özellikle günümüze geldiğimizde bazı şeyler günümüz insanına zor gelebilir. Ve dolayısıyla şeytan da sanki böyle 40 yıl içerisinde kılacağı bütün namazları sanki bir anda başlayacak ve bitirecekmiş gibi. Vesveseyle, insana öyle bir vesvese vermek suretiyle öyle gösterir insana. Halbuki günde 5 defa ama 5 parçaya bölünmüş. Her parçada öyle uzun bir zaman alan şeyler değil. Nitekim işte günümüzde de namaz kılan çok insanlar var. Ve bunlar da namaz kılmayanlarla aynı işleri yapıyorlar. Ne işleri zedeleniyor ne de namazlarını kaçırıyorlar. Biraz ihtimam, biraz ihtiyat, biraz gayret kişilerin namazlarını rahatlıkla kılabilme imkanı da sağlıyor onlara. Ama işte inandığı halde, yapması gerektiğini düşündüğü halde yapamıyorsa
Biraz işte şeytana vesvesesiyle bu kendisine ağır geldiğinden dolayıdır. Biraz onu zor gördüğünden dolayıdır. O yüzden bazen böyle yapılması gereken şeyi yapma konusunda insan zorluk hissetse bile Peygamber Efendimiz ne diyor? İşte sevdiğiniz veya sevmediğiniz her hususta itaat lazım. Yani çünkü o yapılması gereken iyi bir şey. Dolayısıyla severek de olsa, bazen sevmeyerek de olsa iyi ve güzel şeyleri yapıp itaat etmemiz gerekiyor. Ve hadis-i şerif devam ediyor. Söz dinleyenin ve itaat edenin aleyhine hüccet yoktur. Bir insan sözü dinler, güzel sözü dinler ve itaat ederse onun aleyhinde bir hüccet de olmayacaktır. Yani şimdi bir insan tabii Cenab-ı Allah'ın hitabını dinliyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini dinliyor, hadisini dinliyor ve ona itaat ediyorsa ahirette de zaten onu cehenneme koymak için, cezalandırmak için herhangi bir sebep kalmaz. Ve elbette bu da söz dinleyip itaat etme noktasında önemli bir unsur olarak sayılmalıdır. Hani şimdi insan söz dinleyecek ve itaat edecek, tamam. Ama niçin bunu yapacak? Niçin bunu yapacak? Ha, söz dinleyip itaat ettiği zaman aynı zamanda birinci derecede bu cehennemden kurtuluşun sebebi olacaktır. Yani artık ahirette işte sen şunu yapmışsın, bunu yapmışsın, dolayısıyla ceza görmen gerekir, cehenneme gitmen gerekir, biraz oralarda yanman gerekir gibi şeylere gerek yok. Ve dolayısıyla söz dinlemenin, itaat etmenin böyle büyük bir neticesi, büyük bir mükafatı da olduğunu düşünüp söz dinleme ve itaat etme konusunda insanların daha ziyade hahişkar olmaları, istekli olmaları gerekir. Bazen nefse ağır da gelse bir takım şeyleri yapmak zor da olsa o zorluğa katlanarak insanlar söz dinlemeye devam etmelidirler. Evet, hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Dinleyip isyan edenin de lehinde hüccet yoktur. Ha, güzel şeyi dinlediniz ama yapmadınız. Yani işte ben dinledim. Şimdi maksat dinlemek değil. Yani diyelim hani sizin bir çocuğunuz olsa, ona dedin ki gel evladım şunu yap. Çocuk dinledi, gitti ama yapmadı. Sonra geldi, yaptım evladım falan işi yapmadım. Niye yapmadın? Dinledim ya. Dinledim ya. Şimdi o çift taraflı bir şey. Dinleyeceksin ve yapacaksın. Eğer sadece dinleyip yapmamışsan, o zaman o dinlemenin de bir manası yok zaten. İster dinle, ister dinleme. Hatta öyle bir durumda dinlememek bir yerde daha iyidir. Hiç olmazsa dinlemediğin zaman belki bilmiyorsun, ne yapacağını bilmiyorsun. Dolayısıyla bir özür olabilir. Hani bazı yerlerde cehalet, bilmemek bir özürdür. Ama dinleyip de yapmamak o münafıklığın adetidir. Dinleyip de yapmamak o özellikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında kafirlerin adetidir. Yani onlar semi'ana derlerdi, biz duyduk ama semi'ana ve asayna. Dinledik ama isyan ettik. Halbuki müminler öyle değil. Semi'ana ve ata'na demeleri gerekiyor. Dinledik ve itaat ettik. Ve tabii kim de dinler ama dinlediği söze itaat etmezse, onu yerine getirmezse o takdirde onun da cennete gitmesi için lehinde bir hüccet, bir delil olmaz. Onun da gideceği yer tabii o zaman cehennem olur. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisin devamında hepimizi uyarır. Agah olun, yani uyanık olun, dikkat edin. Allah hakkında hüsnü zanda bulunun. Allah hakkında hüsnü zanda bulunun. Muhakkak ki Allah kula hüsnü zannı nispetinde ve daha fazla ihsan eder.
Muhakkak ki Allah her kula hüsnü zannı nispetinde ve daha fazla ihsan eder. Şimdi konu biraz da şununla ilgili oluyor. Hani Cenab-ı Allah bir şeyi emreder veya Cenab-ı Allah kişi hakkında bir şey yaratmıştır. Bu yarattığı şey hoşuna gitmez. Yani söz gelimi mesela özürlü olabilir. Bu sefer tabii, ya Rabbi niye herkesi sağlam yarattın da beni böyle yarattın? Halbuki bazen kişinin özürlü olması birçok sefer günah olan bir takım şeyleri işlemesine de doğrudan doğruya engel konulması anlamına gelir. Yani belki özürlü olmasaydı tutup o özürsüz haliyle nerede günah var, nerede kötülük var gidip onları araştıracaktı. Fakat özürlü olduğundan dolayı böyle bir arama, tarama imkanına da sahip bulunmuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadislerinde başka bir yönüyle dinlemeye ve itaat etmeye bizi teşvik ediyor. İbn-i Abbas ve Sabit bin Kays Hazretleri'nin rivayet ettiği bir hadislerinde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Dinleyin, sizden de dinlerler. Sizden dinleyenlerden de dinlerler. Tabii bu dinleyin, aynı zamanda arkasından itaat edin ifadesini de içeriyor, onu da ihtiva ediyor. Yani siz dinleyin ve itaat edin ki sizden sonrakiler de dinlesinler ve itaat etsinler. Hatta işte onları da onlardan sonrakiler dinlesinler ve yine onlar da itaat etsinler. Şimdi tersi olarak şöyle bir mana çıkıyor tabii. Şimdi siz semi'ana dediniz, dinledik. Ama arkasından bir nevi fiilinizle, dilinizle olmasa bile fiilinizle ve asayna dediğiniz zaman sizden sonraki nesiller sizi dinlemezler. Yani genellikle pedagojik bir kuraldır. Bir insan yapmadığı bir şeyi başkalarına telkin ederse o söz geçerli değildir. O sözün herhangi bir tesiri olmaz. Söz gelimi sigara içen bir adam çocuklardan dese ki çocuklar sigara çok zararlıdır, çok kötü bir şeydir, içmeyin bunu. Yani o babanın çocuklarına böyle bir nasihatte bulunmasının hiçbir anlamı yoktur. Çünkü sözden ziyade insanlar davranışa bakarlar. Ve babanın davranışı sigara içmek şeklinde ise çocuklar da sigara içmeye özenirler. Mesela bazı insanlar sigara içmezler. Dikkat edin, o sigara içmeyen kişilerin çoğunlukla babaları da sigara içmiyorlardır. Babası sigara içmediği için çocuk da sigara içmiyor. Ve tabii onun da çocuğu büyük ihtimalle başka yerde sigara alışkanlığına sahip olmayacaksa, başkalarını örnek almayacaksa, onun torunu da sigara içmeyecektir. Dolayısıyla bir sözü dinleyip yerine getirmenin, itaat etmenin aynı zamanda eğitim açısından da fevkalade önemi vardır. Eğer siz doğru olanı dinler, onu yerine getirirseniz, o zaman çocuklarınıza da fazla bir şey demeseniz bile onlar da sizin gibi sözü dinler ve onu yapmaya gayret ederler. Ve tabii çocuklarınız sözü dinlediği ve doğru olanı yaptıklarından dolayı torunlarınız da aynı şekilde sözü dinlemeye gayret ederler ve onu yerine getirme hususunda bir hassasiyet gösterirler. Dolayısıyla hani siz çocuklarım da iyi yolda olsun, torunlarım da iyi yolda olsun diye arzu ediyorsanız önce sizin sözü dinlemeniz ve o sözü yerine getirmeniz gerekiyor, itaat etmeniz gerekiyor. Bu aynı zamanda sizin çocuklarınızın, torunlarınızın da geleceği ve istikbali demek oluyor. Değerli izleyiciler, elbette dinlenecek olan söz, doğru söz olması gerekir. En güzel söz, en doğru söz
Kur'an'dır, sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür. Cenab-ı Allah mutlak varlık olduğu gibi onun sözü de mutlak doğruluğu ifade eder. Ve Allah'ın bizim için koyduğu hükümleri dinleyip onlara itaat etmemiz gerekiyor ki mutlak doğruluğu bulalım. Ama başkalarına gelince elbette onları dinlememiz gerekmiyor. Dinlemenin şartı o sözün doğru olmasıdır. İtaat etmenin şartı dinlenen sözün doğru olmasıdır. Şeytan da bir şeyler söylüyor. Tutup onu dinleyecek halimiz yok elbette. Neden? Çünkü onun söylediği şeyler hepten yalan, kökten saçma şeylerdir. Uydurma şeylerdir. Dolayısıyla biz şeytanı ve şeytanın yolundan gidenleri dinleyecek değiliz. Biz Allah'ı ve Resulünü dinleyeceğiz. Cenab-ı Allah'ın birçok ayet-i kerimede ifade buyurduğu üzere اِطِيُوا اللّٰهَ وَاَطِيُوا الرَّسُولُ Allah'a ve Resulüne itaat edin dediği için onun sözünü dinleyeceğiz ve ona itaat edeceğiz. İşte o zaman mutlak hakikat üzere, mutlak doğruluk üzere ve mutlak hak üzere bulunacağız ve kurtuluşa ermemiz de ancak bu şekilde olacaktır. Rabbim hepimizi Allah'ı dinleyen, Resulünü dinleyen, sonra itaat eden, hak üzere sabit kadem olan ve Cenab-ı Allah'ın kendisinden razı olduğu kullarından eylesin. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.